Türkiye'de, dünyada gözden kaçanlar, satır arasında kalanlar, gündeme dair sorulacak ne varsa, cevap aranacak ne varsa, şimdi Afşin Yurdakul'da 360'ta. Habertürk'ten 360'tan merhaba. Azerbaycan-Ermenistan çatışması sıcak ateşkesin ilan edilmesiyle ihlal edilmesi arası sadece birkaç saat oldu. Ateşkes neden bozuldu? Çözüm masasında Türkiye yer alacak mı? Rusya neden Türkiye'yi masada istemiyor? Konuklarımızla değerlendireceğiz. Ayrıca Amerika'nın gündemindeki derin devlet komplosu da bugün 360'da olacak, detaylarıyla başlıyoruz. Önce sıcak bölgedeki sıcak gelişmeyi aktaracağız. Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan bu kez Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi. Açıklamayı Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptı. Ermenistan'ın Karabağ'da işgal ettiği Gubadlı'dan dün sabah saatlerinde Nahçıvan'daki Ordubad'a roketli saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda sivillerin ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği ifade edildi. Azerbaycan Başsavcılığı da 27 Eylül'den 16 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle yaşanan can ve mal kayıplarını açıkladı. Buna göre yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirilen saldırılarda bugüne kadar 47 sivil hayatını kaybetti. 222 kişi de yaralandı. Öte yandan Ermenistan saldırılarına devam ederken Azerbaycan ordusu da ilerleyişini sürdürdü. Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan o Hocavend bölgesindeki köylerin görüntüleri de paylaşıldı. Evet, konuşacağız üstüne. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hakan Güneş ve Habertürk Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetin Erçetin de birazdan bize katılacak. Kendileriyle değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Hakan Bey. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz sadece sahadaki sıcak gelişmeleri vermek istedik ama siz bu işin siyasi ve diplomatik boyutu itibariyle de ne noktada olduğumuzu bize özetleyebilir misiniz? Yani bütün izleyicilerimizin bildiği noktadayız. Bir ateşkes ilan edildi 14 günlük savaştan sonra ama ateşkes ateşkese benzemiyor. Aşağı yukarı biraz belki dozu düşürülmüş bir hibrit savaş durumunda ilerliyor hali hazırda. Rusya'nın arabuluculuğu düşünülenden, çoğu gözlemcinin ve analizcinin beklediğinden çok daha etkili oldu. Kimse 14 günde beklemiyordu ama fakat ateşkes, ne diyelim, geçici bir ateşkes konusunda mutabık kalmasına rağmen bunun şartları yerine getirilmiyor. Durumumuz bu şu anda. Bunları açalım. Geçici ateşkesin koşullarının sağlanamayışı meselesi. Bir de sizden ufak bir mikrofonla ilgili ricam olacak. Mikrofon evet. Sesi bize ulaşıyor. Onu sabitleyebilirsek memnun oluruz. Daha net duyacağız o zaman size. Çok teşekkür ederim. Buna dair ne söylersiniz? Yani şu anda tarafların ateşkese uymama motivasyonu, devam etme motivasyonu önümüzdeki sürece dair bize ne söyler? Gidişata dair bize ne söyler? Şimdi doğrusunu isterseniz, evet, bu kısım çok önemli ve yani şüphelerim düzeyinde söyleyebilirim ki şu an kesinleşen şeyler yok ama şimdi iki tarafta görüntüler yayınlıyor. Doğal olarak bizim ülkemizde daha çok Azerbaycan'ın uğramış olduğu saldırılar gösteriliyor. İşte diğer ülkelerde de Azerbaycan tarafının yaptığı gelişimden sivilleri de hedef alan başka görüntüler. Şimdi fakat öyle görünüyor ki Gence kısmı öyle kolayca atlanabilecek türden değil. Mesela Ermeni tarafı Gence ölçüsünde bir şey gösteremiyor. Yani tarafların ikisinin de bir takım karşılıklar verdiği, bir ihlaller yaptığı anlaşılıyor ama şimdi Gence çok göze batan bir saldırı. Yani Ermeni tarafı dedi ki ateşkesin 5. dakikasında Azerbaycan tarafı bozdu. Peki. Ama ondan çok fazla vakit geçmeden bu kez işte şu an sizin de ekranlara yansıttınız. Gence'deki işte 10 insan öldü sivil.
çok da yaralı var. Ve çok büyük bir yıkıma neden olan saldırı. Şimdi bu saldırıyı üstlenmiyorlar. Yani dün Ermenistan Cumhurbaşkanı ile bir önceki gün Rus kanalında uzun bir röportaj yayınladılar. Paşinyan yerine bu arada Cumhurbaşkanı çıkıyor. Cumhurbaşkanı sembolik, orası parlamenter bir sistem. Buna rağmen yani Putin'le sorunları olduğu için onu çıkarıyorlar vesaire, ama şu kısmı altını çizelim. Neden ateşkese rağmen Rusya'nın otoritesini, eğer öyleyse, içe sayarak saldırıyorlar? Yani savaşı büyütmeye çalışıyorlar. Şimdi buradaki en kuvvetli olasılık şu. Rusya'nın bugünlerde dile getirdiği askeri gözlem güçlerini ateşkes hattına yerleştirme isteği. Dolayısıyla Ermenistan'da zaten bir askeri varlığı olan Rusya'nın bu kez ateşkes hattında da, yani ya da temas hattı teknik tabirle söyleyecek olursak, temas hattına da, Azerbaycan topraklarına da askeri olarak yerleşmesini teşvik edecek bir karmaşa yaratma fikri olabilir. Yani şu an benim listemdeki kuvvetli, şüpheli neden bu. Tabii dışında da nedenler olabilir. Ben örneğin ilk çıktığında Rusya yorumu olmadan ilk yorumum şuydu. Ermeni tarafının ordu içerisinde kontrol edemediği güçler var. Daha önce çünkü böyle şeyler oldu. Yani birinci olasılık olarak. Şimdi bu olasılığı biraz daha arkaya doğru atıyorum. Çünkü Paşinyan veya Sarkisyan da, başbakan da, cumhurbaşkanı da bu yönde en azından imalarda bile bulunmadı. Buradan hareketle bu seçenek hala duruyor. Ermeni devlet yapısı, daha doğrusu ordu ve savunma bakanlığı güçleri içerisinde kontrol dışı güçler. Yani defalarca, çünkü Karabağlılar Erivan'da da darbe yaptı. Siyasette çok etkililer ve derin Ermenistan devleti Karabağ'dan yönetiliyor. Şimdi çok köşeli laflar etmek istemem, böyle arz konuşmayı da sevmiyorum, ama bu kısımları çok belli. Şimdi bu nedenle bu faktör ikinci neden olabilir. Ama yani şu an öne çıkan Rusya'nın bölgeye askeri olarak yerleşme konusundaki ne diyelim, istekliliği. Tabii iki tarafın da rıza göstermesini bekliyoruz dedi Lavrov. Bunu göreceğiz. Bu beni biraz şaşırttı, çünkü yani Rusya'nın Karabağ sorununu bu haliyle sürdürmesi bana kalırsa olanaksız. Olanaksız. Bir sene daha sürdürür. İki sene daha sürdürür. Üç sene sürdüremez. Bu iş bitti. Yani güçler dengesi asimetrik açıldı Azerbaycan'la Ermenistan arasında. Bundan sonra da ne kardeş $1 milyon ne de başka yardımlar çözemez. Ahali zaten Ermenistan'dan ve Karabağ'dan kaçıyor. Yani ekonomik nedenler. Şimdi dolayısıyla burayı tutamazlar. Yani burada gerçek bir çözüm ve barıştan başka çıkış yok. Ve Rusya bunu sağlayabilecek en güçlü aktör. Şimdi böyle yapar mı acaba? Yani kendi daha önceki çözümsüzlük politikasının sonuna geldi. Yeni statikoyu da gördü. Ve artık hani çözümün hamisi olarak durumdan yararlanmak isteyebilir mi diye ben düşünüyordum ve soruyordum. Şimdi görüyorum ki yani en azından şu aşamada henüz yeni durumu akıl etmiş, kavramış durumda değiller. Eski usul askeri çözümsüzlükler içine müdahale ederek girme yolunu seçiyorlar. Bunun ben dediğim gibi 1 yıl, 2 yıl bilemediniz, 3 yıllık bir ömrü olduğunu düşünüyorum. Daha fazla değil. Çok teşekkür ederim. Bu öngördüğünüz süreden sonra ne beklediğinizde birazdan soracağım. Bu arada Çetin Erçetin bize katıldı. Bağlantıyı sağlayabildik. Çetinler, teşekkürler. Bilgiler paylaşacaksın. Sormak istediğim şey, Ermenistan'ın Nahçıvan bölgesini vurması, böyle bir gelişme yaşandı. Bu ne anlama gelir? Hem saha dinamikleri açısından hem de bir taraftan işin yürütülmeye çalışılan diplomasi boyutu var, bu açıdan ne manaya gelir? Akçın, tabii burada diplomasi, siyaset, bölgesel dengeler, uluslararası dengeler, yani belki Karabağ toprak yüz ölçümü olarak bakıldığı zaman bütün bu dengeleri aynı anda içine çekebilen bir bölgesel alana dönüşmüş vaziyette. Ve dolayısıyla bir taraftan Rusya, bir taraftan Türkiye, bir taraftan Avrupa Birliği ülkeleri ve diasporanın, Ermeni diasporasının baskın olduğu ülkelerin siyasi süreçleri tabii ki sürecin dahilinde ve herkes bu süreci dikkatli takip ediyor. Demin tabii misafirlerimizden biri, ben şu an hani sahada olduğum için
Ekranda misafirlerimizin kimler olduğunu tam göremedim. Doçent Doktor Hakan Güneş. Demin bir önceki misafirimiz bir konuşma yaptı. Bir açıklama yaptı. Taraflar dedi ihlal ediyor ifadesini kullandı. Öncelikle ben hani sahadan bir bilgi vereyim. 11,5 saatlik bir görüşme yapıldı. Yani Moskova'da Ermenistan Dışişleri Bakanı ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı 11,5 saatlik bir görüşme yaptılar. Ve hani Rusların yaşlı kurt dediği ve bölgede herkesin diplomaside uzman bir isim olarak gördüğü Lavrov'a. Öncelikle ben Azeri yetkililerle görüştüğüm zaman Azerbaycan'daki hükümet yetkilileri ki ben Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le de röportaj yaptım. Dışişleri Bakanı'yla da görüştük, diğer yetkililerle de. Genel itibariyle tablo şu. Yani Rusya'da yapılan görüşmelerde Azerbaycan'ın tablosu net. Bize bir takvim verin. Minsk grubu, Agit grubu, herkes Karabağ'ın Azerbaycan'a bağlı bir toprak parçası olduğunu kabul ediyor. O halde bize bir takvim verin. Biz ateşkes sürecini devam ettirelim. Burada ateşkes sürecine yönelik ve o diplomatik görüşme trafiğini uzatan taraf Ermenistan oldu. Yani yaklaşık 11,5 saat süren uzun bir görüşmenin aslında karşı tarafı ya da diğer bir ifadeyle Ermenistan tarafı olmayacak maddeler, olmayacak konuları gündeme getirdi ki bunlar içerisinde Karabağ'ın bağımsızlığı konusu da dahil olmak üzere. Şimdi tabii şöyle bir tarihsel geçmişine baktığımız zaman, bugününe baktığımız zaman 92'den bugüne gelince kadar birçok şey yaşandı ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Şimdi Azerbaycan 72 saat boyunca 61 tane ihlalle karşılaştı. Yani evet bu ihlallere karşılık verdi Azerbaycan ve kendisine yönelik yapılan bu saldırılara Karabağ sahası içerisinde cevap verdi. Bunun altını özellikle çiziyorum. Karabağ sahası içerisinde cevap verdi. Yani şu ana kadar Azerbaycan ordusuna ait herhangi bir SİHA, İHA, uçak ya da herhangi bir topçu bataryası Ermenistan sınırları içerisinde herhangi bir yeri bombalamadı. Ya da Ermenistan halkını tehdit edecek ya da Ermenistan halkını korkutacak herhangi bir hamleye kalkışmadı. Ama burada görmemiz gereken o ince ayrıntı şu. Şu an savaş Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında gerçekleşiyor. Ancak Ermenistan kendi topraklarından, yani Karabağ'dan değil, kendi topraklarından Gence'ye, Berde'ye, Geçevir'e ve bölgedeki diğer küçük yerleşim birimlerine füzelerle saldırılar yapıyor. Şimdi demin Gence olayını tartıştınız, Gence olayını konuştunuz. Şimdi Gence'ye daha önce de ben de orada kalıyordum. Birçok füze atıldı ve bu füzelerin birçoğu zaten orta menzilli füzelerdi. Çünkü Gence kenti zaten sınırı 60 kilometre mesafede olan bir yer. Yani sınırın yanı başında olan bir noktada değil. Dolayısıyla atılan atışlarda hep orta ya da küçük ölçekli zararlar oldu ve sivil kayıpları da çok sınırlı oldu. Ama son atılan füze öyle hani küçük bir füze değildi ve yani yarattığı tahribat da ekranlara yansıdı. Biz de oradan canlı yayınlar yaptık. Dolayısıyla Gence olayı bu atılan füzelerin en neredeyse üst level'ında olan ya da üst katmanında olan füzelerden biriydi. Yani o füzenin bir üst katmanı artık S-300. Şimdi tabii şöyle bakmak gerekiyor. Ermenistan'ın hazinesi 1,5 milyar dolar rezervi olan bir ülke. 8 milyar dolar borcu var. Ve şu ana kadar Azerbaycan ordusunun Karabağ hattında imha ettiği silah değeri ki bunlar içerisinde 230 tane tank da var. Zırhlı araçlar var, askeri teçhizatlar var. Toplam 2 milyar dolarlık askeri teçhizatı yok edilmiş durumda. Şimdi 2 milyar dolar askeri teçhizatı yok edilmiş bir ordunun zaten temas hattı denen bir yapısı kalmadı. Yani şu anda Ermenistan'ın o bölgede temas hattı oluşturacak ya da bir yeni bir cephe hattı oluşturacak bir durumu da kalmadı. Zaten bu durumu da Ermenistan Başbakanı Paşinyan kabul etmiş durumda. Fakat durum şu, yani siyasetle biraz zaman kazanmak, işte Minsk grubunun daha önce teklif ettiği Madrid prensipleri, sonra dizayn edilmiş yeni Madrid prensipleri ki bunlar zaten her biri yenilendikçe Azerbaycan açısından bakıldığı zaman bir tuzağa dönüşüyor. Yani ilk Madrid prensipleriyle ikinci güncellenmiş hali ciddi sıkıntılar yaratabilecek bir boyuta ulaşmış durumda ki bunlar içerisinde de hali hazırda işte Azerbaycan'dan %25'inin gelmesi, daha sonra yerleşimlerin gelmesi, sonra bir referandum yapılması gibi birçok maddenin içinde yer aldığı ama Azerbaycan'ın bu işten çok da karlı çıkmayacağı bir model. Buna karşı Azerbaycan'da
kendi içinde bir model geliştirmeye çalışıyor Karabağ'la ilgili. Ki bu İtalya, Avusturya'sının da Trapil bölgesi diye tabir edilen alanla ilgili benzer bir modelin Karabağ'da inşa edilmesi lazım. Dolayısıyla Karabağ'da evet o bölge bir Azerbaycan toprağı, Azerbaycan halkının yaşadığı bir bölge, tarihsel geçmişi böyle. Ama sonuç itibariyle o bölgede şu an 120-130 bin civarında da Ermeni yaşıyor. Ve zaten İlham Aliyev'in Habertürk'e vermiş olduğu röportajda da özellikle altını çizdiği bir nokta var. Bizim Ermeni halkıyla hiçbir sorunumuz yok. Tam tersine oradaki Ermeniler yaşamaya devam edebilirler. Bizim halkımız kendi evlerine, kendi arazilerine kavuşacak. Ve biz oradaki yaşam standartlarına katkı sunacağız. Onlar da bu yaşam standartlarındaki katkıdan faydalanacaklar. Evet. Ve biz orayı sanayileştireceğiz, katkı sunacağız. O bölgenin gelişimine destek olacağız. Ve Ermeniler de Azerbaycanlılarla orada yaşayacaklar. Ama Ermenistan'ın projeksiyonu ise biraz daha farklı. Karabağ'ı giderek daha bağımsız bir hale getirmek, ki bu konuda Fransa'dan ve Rusya'dan destek görmek adına diplomatik girişimleri başlatmış durumda. Fakat bu konuda da Azerbaycan tavrı net. Karabağ'ın bağımsızlığını tanıyan herhangi bir ülkeyle bir saat içerisinde diplomatik ilişkileri tamamen keseceklerini ifade ediyorlar. Ki bu konuda Türkiye'nin de tavrının kendilerine destek olacağı konusunda eminler. Dolayısıyla şu an Ermenistan Rusya'dan istediği desteği alamıyor ve Rusya'yla o konularda çok gerilimli bir süreç yaşıyorlar. Tabii Ermenistan'ın şöyle bir avantajı var şu an. Lavrov'un eşi Ermeni. Ve bugün Gorbaçov döneminde bu sorun başladı. İşte Hocalı katliamının öncesinde bu parçalanmalar, Karabağ'ın durumunun nasıl şekilleneceği konusu. Evet. Gorbaçov'un eşi de Ermeniydi ve eş durumundan kaynaklı Azeri tarafının korkuları, endişeleri var. Ama tabii bu arada Ermenistan tarafının Türkiye'yi de savaşa çekme eğilimi ve bu konuda Asparagas haberlerin yayınlanması ve en son bugün işte Nahçıvan'a yönelik saldırı, ki Nahçıvan ve Azerbaycan arasında alan kopuk, yani doğrudan bir iletişim yok, hava yoluyla sadece iletişim sağlanabiliyor ve bu süreç eğer Nahçıvan'da devam ederse bu dönem artık Türkiye sınırından da Ermenistan'ın bu işe Türkiye'yi katmak gibi bir eğilimine dönüşebilir. Bu da tabii bölgede topyekun sıkıntılı bir süreci başlatabilir. Evet, o açıdan Nahçıvan ayrı izlenmesi gereken bir durum. Bu arada bir sıcak bilgi de vereyim ben. Çok hızlı, çünkü 2 dakikam var. Hakan Bey de söz vereceğim. Ermenistan tarafı 604 tane askerlerin öldüğünü ifade etmişlerdi. Bir de Rusya Hazar Denizi'nde bugün bir büyük tatbikat başlattı. Bu tatbikatla biraz aslında bölge ülkelerine bir gözdağı vermek gibi düşünülebilir, okunabilir. Planlı bir şey miydi bu, yoksa yeni çıkan bir şey mi? Çok birkaç gün içerisinde planlanıp ilan edilen bir şey. Şu anda tatbikat başladı. Peki. 6 tane gemi, 7 uçak ve 400 askerle Abrasyon bölgesinde. Peki. Yani hemen Bakü'nün, bizim bulunduğumuz bölgenin 170 kilometre kuzeyinde bir bölgede bu operasyon başladı. Ama burada tabii Sovyet döneminde de eğer Azerbaycan'da böyle şeyler olduğu zaman Moskova'nın ilk hamlesi Hazar'da bu tarz tatbikatlar yapmaktı. Şimdi bu tatbikatta işin açıkçası biraz bir mesaj gibi okunuyor burada. Çok teşekkür ederim Çetin Erçetin. Bu bölüm için ayırdığımız sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Ben 2-3 dakika kadar bir yorum rica edeceğim Hakan Bey sizden. Önümüzdeki sürece dair sizin bu hali hazırda en fazla 2-3 sene dayanır bu durum demenizin üstüne soracağım. Ne bekliyor bizi ileride? Bir taraftan da Rusya'nın Türkiye'yi bu masada istemeyişinin, Türkiye'nin masada olmayışının dengeleri nasıl etkileyebileceğini düşünüyorsunuz? Ne söylersiniz buna dair? Buyurun, 2 dakika. Evet, şimdi Türkiye ne diyelim, birinci derecedeki masada değil ama ikinci derecedeki masanın zaten bir mensubu. Yani Minsk grubunun geniş moderatörü değil ama, üç moderatöründen biri değil ama mensubu. Ayrıca süreçte etkin, önemli bir Azerbaycan'la ilişkileri ve bölgeye yakınlığı ve benzeri bildiğimiz nedenlerle. Türkiye'nin masa dışı kalması söz konusu değil ama Türkiye'de örneğin nasıl bir çözüm öngördüğünü siz duydunuz mu hükümetten, Dışişleri Bakanlığı'ndan? Ben duymadım. Yani daha önce Özal'ın planını ben biliyorum. Ama yaklaşık tam plana dönmedi. İsmail Cem'inkini biliyorum. Daha sonra dolayısıyla kısmen belki Davutoğlu bir dönem bir şey. Ben mesela şu an bilmiyorum. Bu süreci izleyen birisi olarak çözüm yaklaşımı. Yani görüşsün herkes diyor da ne görüşecek? Nasıl görüşecek? O kısmı belli. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin daha net yaklaşım sunması gerekiyor. Tıpkı Rusya'nın da, Rusya da sundu. Burada bir problem var. Ben bütün konuşmalarda şu çok temel hatayı görüyorum. Karabağ'dan çekilsin dendiği zaman işte bir uluslararası bu destekliyor deniyor ya. Birleşik Milletler Güvenlik Genel Kurulu 4 temel kararı var.
Şimdi neydi bakayım şimdi 882'den 884'e kadar 4 karar. Bunlar aslında teknik olarak Karabağ'dan çıksın demiyor. Bakın yani yanlış hissettiriliyor çoğu zaman. İşgal edilmiş topraklardan. Yani konuşurken de mesela işgal edilmiş toprakları Karabağ gibi kullanıyoruz. Bu da yanlış. Bir işgal edilmiş topraklar var, bir de Karabağ var. Şimdi Karabağ'ın özelliği Azeri tarafı tanıyacak. Bence tanımaya uzak değil. Ama bağımsızlığını tanımak konusunda hiçbir zaman bir görüş çıkmaz Bakü'den. Peki Ermenistan tarafı buna şey mi, yakın mı? Şimdi Ermenistan tabii olabildiğince maksimumda durmaya çalışıyor ama evet. Biz Karabağ bağımsızlığını tanımamak suretiyle, ki tanımadı biliyorsunuz, bu kapıyı da açık bıraktığını görüyoruz. Fakat burada büyük bir kurucuya, çözücüye ihtiyaç var. Rusya buradaki sorunu bana kalırsa temel nedir? Bu iki tarafında barışa korkunç bir ihtiyacı var. Bu Türkiye'nin de çok lehine bir süreç olacak ticaret, ekonomik açılardan. Dolayısıyla biz başta Türkiye olmak üzere aktörlerin Rusya'ya ve diğer Minsk moderatörlerine gerçek bir barış için baskı yapması lazım. Asker yerleştirme değil, daha fazlası için basınç yapması lazım. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de vakit ayırıp katkı sunduğunuz için Doçent Doktor Hakan Güneş ve Çetin Erçetin bize hem son durumu anlattı hem de önümüzde bizi bekleyen süreci Azerbaycan-Ermenistan gerginliği ile ilgili olarak anlamaya gayret ettik. Devam edeceğiz.